Merhaba arkadaşlar, örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere güzel tığ işi bir battaniye anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok çok güzel görünüyor. Batik bir iple yaptım ben. Bir büyük bir parça çalıştım. Bakın şöyle, arkası da önü de aynı. Yalnız şöyle yakınlaştırayım isterseniz. Çok kolay, yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği ve kalmış iplerden keserek rengarenk de yapılabilecek bir çalışma. Bu ipin ne olduğunu bilmiyorum. Çok eskiden kalan bir ip elimde. Ama çok güzel, böyle yumuşacık koton bir ip arkadaşlar. Görüntüsü bu. Rahatlıkla bebek battaniyesi de yapılabilecek bir ip. Bu da kartopunun koton bir ipi. Çok güzel bir ip. Tığ olarak da bakın 3 milimlik bir tığ kullandım. Şimdi ben bir miktar zincir çekiyorum. Evet, burada püf noktası arkadaşlar. İlk sırada çekmiş olduğumuz zincir gevşek gevşek olacak. Sıkı bir zincir çekmeyeceğiz. Ben size gösterecek kadar çekiyorum. Sizler ne yapacaksanız o ölçüde çekmeniz lazım. Mesela bir bebek battaniyesi yapacaksanız en azından 1 metrelik bir zincir çekmeniz gerekebilir. Artık yapacağınız örgüye göre, modele göre kendiniz zinciri ayarlarsınız. Fazlasını uçtan kesersiniz. Şimdi bir miktar zincirimi çektim. Bakın burada hemen şunu atlıyorum. Şuraya, ikinciye bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Alttan bir tane atlayıp ikinciye sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye sık iğne. Gevşek gevşek yapıyoruz bunu. Sıkmıyoruz kesinlikle. Bir zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne. Bir zincir, bir tane atla. Sık iğne. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Diğerine sık iğne yaptım. Bir zincir, bir atla, sık iğne yap. Bu şekilde alt tarafı şöyle başa kadar gelelim. Sona geldiğimizde yine bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp buraya battık. Ve en son yanına bir tane daha sık iğne yaparak kapatıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Bakın burada ilk yapmış olduğumuz kafes nerede? Şurada. Şuradaki sık iğnelerin ikisine de atlıyorum şu anda. Şu ilk yapmış olduğumuz kafesin içerisine girdim. İki taneyi aldım, beklettim. Tekrar üzerine aldım. Aynı yere girdim. İki tane aldım yine. Diğerlerini beklettim. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı yere, kafese giriyorum. İki tane alıyorum. Ve bakın üç tane yarım trabzan yaptık. Tığımda dört tane var. Dördünü birden çekiyorum. Araya yine bir zincir yapıyoruz. Tekrar gösterelim. Bakın şimdi hep bu kafeslerin, çekmiş olduğumuz bir zincirlerin içerisine batacağız arkadaşlar. Diğer sık iğnelerin tepelerine batmıyoruz. Tığımın üzerine aldım. Kafese geldik. İkisini bir aldım, bekliyorum. Tekrar al, aynı yere bat. İkisini bir al, bekle. Tekrar ikisini bir al. Tığda bakın şu anda 4 tane ilmek var. Dördünü birden çek. Araya da bir zincir çekmeyi unutma. Tekrar üzerine al. Diğer kafese. Bakın, bir zincirlerin içerisine giriyoruz. Böyle. Bir. İki. Ve üç. Üç tane yaptık. Baştaki ile birlikte 4 tane. Kapat. Araya bir zincir. Tekrar üzerine al. Diğer kafese atla. Aynı şekilde bakın.
Her kafesin içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın yarım trabzan. Sonra hepsini birlikte çekiyoruz. Ortaya bu çıkıyor. Bir zincir. Tekrar üzerine al. Diğer kafese. Atladım. 1 2 3 4 tane. Dördünü bir al. Araya bir zincir. Sıkmıyorum. Bakın zincirleri hep gevşek bırakıyorum arkadaşlar. Elinizi gevşek tutun. Tığımın üzerine alıyorum. Yine diğer kafesin içerisindeyim. Hep o bir zincirlerin içerisine kullanıyoruz. Bakın arada battığımız sık iğnelerin tepelerine batmıyoruz. Oraları atlıyoruz. Şimdi. Evet, bir zincir çektim. Üzerine aldım. Aynı şekilde şimdi sona kadar aynı işlemi yapalım. Evet bakın en son kafese geldim. Yine tığımın üzerine alıyorum. En sondaki kafese aynı işlemi yine yapıyoruz. Evet, 2 tekrar ve 3. Burada üçünü bir topladık. Şöyle bir şey yapacağız burada. Yine bir zincirimizi çekeceğiz. Tığımın üzerine alıyorum. Şurada hani sık iğne yapmıştık ya. Onun tepesine batıyoruz. Şöyle batıyoruz. Uzun bir ikili trabzan yaptım. Uzun yapamıyorsanız üçlü trabzan yapın. Bakın burada. Uzun bir ikili trabzan yaptım. Ve şimdi dönüyorum. Şimdi örgümün ön yüzü burası. Şurası hep ön yüz arkadaşlar. Şurası arka tarafı. Şimdi arka tarafında ne yapacağız? Hemen şu dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yaptım. Bir tane de şu araya sık iğne yaptım. İki tane sık iğne yaptım. Bakın başlangıcına. Şimdi bir zincir yapıyoruz. Araya. İlk zincirin üzerine yaptığımız işlemi yine tekrar burada da yapacağız. Bir zincir çekiyoruz. Araya batıyoruz. Bir zincir. Bakın şuralara. Şu aralara batıyoruz. Şuraya. Bir zincir. Direkt araya batıyoruz. Bir zincir. Bakın. Şimdi sonda nasıl yapacağız? Bir zincirimi çektim yine. Şu en sona araya battım. Bir sık iğne yaptım. Bir tane de şu çekmiş olduğumuz zincirden çıkarıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. İki tane sık iğne hem sonda var hem başta var. Arka tarafını yaparken. Şimdi burada ne yapıyorum? 3 zincir daha çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektim ve dönüyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İlk kafesimi buluyorum. Bakın şu iki sık iğneyi hep başta atlıyoruz. Şurada yapmış olduğumuz ilk kafes. Bunun içerisine yine aynı şeyi yapıyoruz. Tekrar. Bakın aynısı gibi 3 tane yaptık. Tığımızda 4 ilmek var. Hepsini topladık. Araya bir zincirimizi çektik. Tığımın üzerine yine aldım. Bu sefer hemen yandaki diğer kafesi. Bakın şu aradaki sık iğnelerin hiç tepelerine batmayacağız. Hep aradaki o bir zincirlerin içerisine batıyoruz. 1 2 ve 3. Topla. Araya bir zincir. Üzerine al. Diğer kafese atla. 1 2 ve 3. 4 tane. Dördünü de topla. Bir zincir çek. Üzerine al. Kafese 1 2
3. 4 tane. 4'ünü de topla. Şimdi sonuna kadar bunu bu şekilde geleyim. Dönüşü bir daha göstereyim. Ondan sonra kapanış yapalım. Evet arkadaşlar, burada bir zincirimizi çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Yine son kısma geldim. Bakın, en son kafesin içerisine aynı şekilde 3 tane, bakın, yarım trabzan yapıyorum ve sonra dördünü birden alıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir zincirden sonra tığımızın üzerine alıp şuradaki yapmış olduğumuz sık iğnenin hemen üstüne giriyoruz ve uzun bir ikili trabzanla çıkıyoruz arkadaşlar. Ve dönüyoruz. Şimdi iki sıra düz bu taraf. Bakın. Arkası bu taraf. Örgümüzün arkası hep aynı taraf, önü de hep aynı taraf. Ön yüzünü hep aynı örüyoruz. Neden? Şimdi bu sırada nasıl gidiyoruz? Çünkü zincirle ilerliyoruz. Bu rahatlıkla arkadaşlar, kalan iplerinizi de değerlendirebileceğiniz bir model. Çok da güzel olur. Sırayla, mesela bir sıra renkli yaparsınız. Şu dönüşü de yaparsınız. Şu an yapacağımız dönüşü. Sonra ipi kırarsınız. Tekrar diğer modele başlarsınız. Şimdi bir tane sık iğne yaptık. Bir tane de şuradaki boşluğa yapıyoruz. 2. Başta 2, sonda 2 sık iğnemiz hep oluyor. Araya bir zincir çok sıkmıyoruz. Şuradaki boşluklara tekrar batarak ilerliyoruz. Bir zincir, aradaki boşluğa bat. Bir zincir çek, aradaki boşluğa bat. Arka tarafı hep bu şekilde ilerleyecek. Ve en sonuna geldiğiniz zaman da yine burada iki tane sık iğne bu tarafta olacak. Baştaki sık iğne, sondaki sık iğne. Tüm kıyılarını da, modeli de göstermiş oldum. Daha fazla göstermenin bir anlamı yok. Bence tek renkte de çok güzel oldu. Arkadaşlar, bu da koton bir ip, harika durdu gerçekten de. Böyle sıkı ipinize göre tığınız biraz kalın olabilir veyahut da gevşek örebiliyorsanız da 3 numaralı bir tığla da örebilirsiniz. Rahatlıkla bebek battaniyesi olarak kullanabilirsiniz. Çanta yapılabilir. Ben ayakkabı, çizme, her şey olur arkadaşlar. Bu modelden aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.